Manşete hoş geldiniz. Gazze'deki savaş, Gazze'deki çatışma, Gazze'deki gerginlik ve nereye gideceği belirsiz süreç 10 günü doldurdu. Bundan sonrasını bilmiyoruz. Fakat bundan sonrasını bilmediğimiz kadar şuna eminiz. Bölgenin haritasını değiştirdi, bölgenin politik dengelerini değiştirdi ve bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Mühim bir köşe taşı, mühim bir milat. Bunu söyleyebiliriz. Fakat İşin nereye gideceğini kestirmek güç. Tahminin büyük bir savaşa ya da bir dünya savaşına falan evrileceği yönünde değil. Asla böyle bir şey düşünmüyorum. Baştan beri de düşünmedim. Sadece bölgesel bir çatışma, bölgesel bir savaş olduğunun altını çizelim. Ve bölgedeki, Orta Doğu'daki politik dengeleri e, öncesine göre tamamen değiştirdiğini de belirtelim. Bu fotoğraf Londra'da çekildi. Londra'da hafta sonu... E, çok noktada, İngiltere'nin pek çok noktasında da e, özellikle Gazze'ye e, destek e, ve işte Freedom for Filistin, Filistin'in özgürlüğü filan gibi pankartların açıldığı, e, İsrail'in Gazze'yi öldürmesini durdurun pankartların açıldığı, İsrail çocukları bombalıyor, öldürüyor. E, İsrail'in Gazze bombardımanı dursun, özgür Filistin pankartlarının açıldığı bir Gösteri yapıldı, çokça gösteri yapıldı. Binlerce insan Londra'nın belli meydanlarını, başta Trafalgar Meydanı olmak üzere doldurdu ve Londra merkezde sesini duyurdu. Katliama son verin. Ee, dövizlerde pankartlarda okuduğum cümleleri ekrana getiriyorum. Bu fotoğraflarda uluslararası ajanslar tarafından bütün dünyaya servis edildi. Mesela bu pankartta... bu bir savaş suç suçudur. İsrail 500'den fazla çocuk öldürdü. Gazze'de diyordu. Evet. Fakat Avrupa'nın diğer ülkeleri bu durumda değil. Avrupa'nın diğer ülkelerinde Filistinlilerin sokağa çıkması, gösteri yapması yasak. Frankfurt Kitap Fuarı'nda Filistinli bir yazarın ...ödülü iptal edilmiş veya işte söyleşisi programı iptal edilmiş... ...yani böyle de bir tarafı var. Bu iki taraflı olarak da böyle. Yani dünyada Yahudilere dönük bir... E, ...hışım da var, öfke de var. Aynı şekilde Filistinlilere dönük de bir hışım, öfke var. Birazdan bununla ilgili haberlere de bakacağız. İkisi de doğru değil elbette. Yani e, Gazze'de veya İsrail'de her ne yaşanıyorsa... Bundan dolayı ne Yahudilere ya da İsrail vatandaşlarına ne de Gazze'lilere ya da Filistinlilere dönük bir öfke dünyanın dört bir yanında o bölgede de başka yerde de kabul edilebilir bir şey değil. Ama işte yayınlanan haberler dolaşıma sokulan bir kısmı yanlış bir kısmı üretilmiş bir kısmı sahte bilgi ve videolar fotoğraflar bu öfkeyi tetikledi bu noktaya getirdi. İnsanlar dayanamıyor yani. Evet Hamas çocuk öldürdü. Bana göre de Hamas bir terör organizasyonu. İsrail'de, İsrail füzeleriyle de, İsrail bombalarıyla da çocuklar öldü. Batı medyası bunu etraflıca gördü, görüyor, verdi, veriyor. Yani e, bu konuda herhangi bir sansür yok. Herkes her şeyi biliyor. Yani şu anda benim ilave bir şey söyleyip, ilave bir video, ilave, ilave bir fotoğraf ekrana getirip de bak aslında böyle oluyor dememe gerek yok. Bütün dünya medyasında bunlar dönüyor. Fakat dünya medyasıyla başkentler, hükümetler biraz daha farklı hareket ediyor, farklı düşünüyor. Şimdi Gazze'de Gazze haritası bu. Gazze şeridi ekranda. Bu şerit 6 ile 11 kilometre genişliğinde, 40-42 de uzunluğunda bir şerit. Artık herkes e, coğrafyada nerede olduğunu... Ne zamandan beri abluk altında bulunduğunu, nasıl bir blokaj olduğunu falan her şeyi biliyor, her şeyi öğrendi ama ben bir kere daha tekrar ediyorum. İşte bu şey, şeritte şu anda hikaye dönüyor ve esasen dünya da belki biraz artık bu iş Gazze ile sınırlı kalsın, daha da fazla bir yere sıçramasın, dağılmasın diye çaba harcıyor. Ekranlarda yapılan açıklamalar, basın toplantılarında basın açıklamalarında söylenen şeyler elbette insanları öfkelendiriyor. Dünya neden seyrediyor falan. Dedirtiyor ama ben inanıyorum ki perde arkasında kapalı kapılar ardında bambaşka dengeler bambaşka pazarlıklar dönüyor ve bu pazarlıklar neticesinde İsrail'in henüz kara harekatını gerçekleştirmediği ve beklediği buna o kadar çok istekli de olmadığı görülüyor bunu yapacak eninde sonunda ayrı bir konu iki yine İsrail'in iki ileri bir geri adımları Hamas'ın kendine göre stratejisi filan baktığınızda bu özellikle batı devletlerinin Konya fena halde müdahil olduğunu görüyorsunuz. Bu konuda biraz daha konuşacağım ama Gazze haritasında hikaye şu. Artık e, kuzeyden güneye doğru bir baskılama var insanları ve göç ettiriliyorlar. 1.1 milyon insan <laughs> Gazze'nin kuzeyindeydi. Aşağı doğru göçler başladı. En az 500 bin insanın yer değiştirdiği söyleniyor ki ondan önce de 400 bin insanın yer değiştirdiği ifade edilmişti. Yani nereden bakarsanız bakın 2.3 milyon civarı nüfus varsa bunun yarısı yer değiştirmiş gibi bir durum var. Ve aşağı doğru refah sınır kapısına doğru Mısır'a doğru Gazze halkı baskılanıyor. Oraya doğru göçe zorlanıyor. Ama ayrıca kaçacak bir yer yok. Gidecek bir yer de yok. Pek çok binlerce e, batı pasaportu olan İnsan dahi oradan çıkamıyor. Refah Sınır Kapısı kapalı. Hiç kimse elindeki İngiliz pasaportuyla veya işte Avrupa pasaportuyla bile herhangi bir yere gidemiyor. Sıkışmış durumda, çıkamıyor. Daha önce mevzu etmiştim. İsko İskoçya Başbakanının kayınvalidesi orada günlerdir mahsur ve türlü diplomatik çabalara rağmen onu da çıkartamıyorlar. Yani öyle bir yer şu anda tam anlamıyla bir cezaevi, kapalı cezaevi haline dönmüş durumda. Sabah BBC yayınından kestim ve burada rakamlara dikkatinizi çekiyorum. Orada BBC gelişmeleri gayet iyi veriyor. Ee, en az bir düzine muhabiri tüm bölgeye dağılmış durumda. Lübnan sınırında, Suriye sınırında, Gazze'de, e, İsrail'in türlü noktalarında, Kudüs'ün türlü noktalarında, Batı Şeria'da en az bir düzine muhabiri var yerel muhabirlerden de destek alıyor. Çatbat İngilizcesi ile konuşanlar da bağlanıyor, bir şeyler anlatmaya çalışıyor. Gazze'de ne dönüyor, İsrail'de ne dönüyor, Lübnan sınırında ne dönüyor her yerden bildiriyorlar. Ana Foster mesela çok tecrübeli bir muhabir. 2002 yılından beri BBC'de çalışıyor. O Lübnan sınırında özellikle Lübnan Hizbullah ile İsrail ordusu arasında ne geçiyor, ne dönüyor. Ara ara bombaların altında yayın yapıyor. Her yerde şey var, çatışma var. Biz zannediyoruz ki işte İsrail askerleri Gazze'ye sürekli harekat düzenliyor ve olay Gazze. Hayır olay öyle değil yani Lübnan sınırı hareketli, Suriye'de belli noktalar hareketli. Pek çok noktada hareket var ve sadece İsrail ordusu bastırıyor değil. İsrail ordusuna yönelik İsrail'li sivillere dönük de saldırılar devam ediyor. Bakın orada ekranda şunu yazıyor. 1400 İsrail'li öldürüldü. Düzinelercesi de rehin ki bu rehine sayı rakamının en son 200 olduğu ifade edildi. Hatta 199 olduğu ifade edildi. Tam bilmiyoruz ama İsrailli kaynaklar 199 rehine var diyor. Altında da 2700 Filistinli öldürüldü diyor. Evet BBC kelimeyi değiştirmiş her ikisi için de artık öldürüldü diyor. Öldü kelimesini kaldırmış kullanmıyor. Öldürüldü kelimesini kullanıyor. 2000, 2700 Filistinli öldürülmüş hala hazırda. Bin kadarı da kayıp. Evet evet haritamız bu. Yukarıda artık e, yani yeni bir gazze belki de sınırı çiziliyor bilemiyoruz. E, gazze City ve Kuzey Gazze ne olur? Bundan sonra ne biçimde, ne, nereye evrilir bilmiyoruz ama İsrail'in Gazze'de tam kontrolü e, el almaya çalıştığı ve işte oradaki kendince Hamas yuvalarını, inlerini, mağaralarını, tünellerini bir şekilde kontrol altına almaya ve işte onları imha etmeye azimli olduğu ortada. Evet. Bu da The Times. Yani bütün gazeteler de görüyor. Milyon milyonun üzerinde insanın yer değiştirdiğine dair haberler. Bu da Guardian'dan. Bir Anadolu Ajansı fotoğrafını kullanmış. Filistinli bir ailenin İsrail hava saldırısından kaçtığını, nasıl kaçtığını gösteriyor. İşte yine aynı şekilde çocuklarını kurtarmaya çalışanlar, yaralı, belki de hayatını kaybetmiş. Guardian'dan getirdim, Daily Mail'den getiriyorum. Yani işte burada sayfa sayfanın bir yarısında Gazze'deki drama dikkat çekerken insanlar evlerini terk ediyorlar. İşte bebeği Hayatını kaybetmiş veya yaralı çatışma alanından veya bombalardan, füzelerden kaçırmaya çalışıyor. Ama sayfanın öbür tarafında da İsrail'deki dram var. Solda e, işte Şabat yemeği sofrada kalmış. İsrailli askerler birbirlerine sarılmış. Ağlıyorlar. Aile hayatını kaybetmiş. Yani 1400 İsrailli çoğu sivil olmak üzere hayatını kaybetti. Büyük bir çoğunluğu sivil olmak üzere hayatını kaybetti. Öldürüldü. Hamas'ın terör ataklarıyla. Bunun net olarak koymanız lazım. İçlerinde bebekler de vardı. İçlerinde çocuklar da vardı. Her iki tarafta bebek ve çocuk öldürdü. Ve öldürmeye devam ediyor. Ama acının tek tarafına veya tek fotoğraf karesine yoğunlaştığınızda olay sanki bir tarafta zulüm devam ediyormuş gibi görüyor. Şunun altını çizelim. Ağırlıklı olarak Gazze'de milyonlarca insanın dramı var. Neticede İsrail'deki milyonlar ülkelerini terk etmeye veya kaçmaya veya işte efendim artık şu saate kadar evinizi boşaltacaksınız falan demiyor kimse onlara. Evet başlarının üstünde bomba yüklü dronlar dolaşıyor, füzeyle vurulma riskleri var. Her zaman var. Araplar Doğu Kucuş'ta e, İsrailli yerleşimciler tarafından tacize uğruyorlar. Bir de işin böyle bir tarafı var yani hani siviller hepten günahsız değil derken e, bu tezin yaslandığı yer şu yani sivil yerleşimciler de karşılıklı olarak birbirlerine kışkırtılmış durumdalar ve birbirlerini taşlıyorlar, taciz ediyorlar. Ne yapıyorlarsa belki öldürüyorlar, yaralıyorlar, bilmiyorum. Fakat büyük bir öfke birikti, bu öfke karşılıklı olarak biriktiği için bir noktada artık hani arabuluculuğu veya müzakereyi veya diplomatik çabayı falan da şu aşamada dinlemiyor. The Times'ın karikatürü barış güvercininin kafası kopartılmış bir şekilde resmetmiş. Dumanların bombalamaların altında. Evet. The Times'ın bugünkü karikatürü buydu. Evet. Bu da gene bir İsrailli sivil Hamas tarafından öldürülmüş. Onun cenazesi. Çok acı birikti karşılıklı. Çok öfke birikti. Her iki taraftan fotoğrafları, görüntüleri görmeden ee, anlayamazsınız. İsrail'in son 15 yılda kayıpları neyse en az 5 katı insan öldü. İsraililerin son 15 senede Filistinliler karşısında kayıpları neyse son bir haftada bunun 5 katı insan öldü. Ondan dolayı İsrail'e de büyük bir acı düşmüş durumda. Her türlü komplo teorisi dolaşımda olabilir. Yok Hamas Suriye çalışıyor, yok İsrail böyle, yok efendim 11 Eylül falan filan. Hiç kimse bir politik gaye için böyle bir şey organize etmezdi veya organize etmeyi düşünmezdi herhalde. Ama elbette olduktan sonra bunu politik amaçla kullanmayı düşünenler çıkacaktır. Bizim hedeflerimizden biri değil diyor yahu rehinelerin evlerine dönmesi. Zaten baştan beri bunu saklamadı. Yani mesele bir rehine pazarlığı, mesele rehinelerimizi teslim edin tamam herkes evine dönsün meselesi değil. Rehinelerin hepsi kurtarılsa bile İsrail bir hedef belirledi ve oraya doğru yürüyor. Biden amca biraz gecikmedi mi? Evet gecikti. İsrail'in Gazze'yi işgal etmesi büyük hata olur. Gazze'de yaşananlar Hamas'tır. Ve Hamas tüm Filistin halkını temsil etmiyor. Şimdi evet Hamas tüm, Fil tüm Filistin halkını temsil etmiyor. Hamas'la ilgili söyleyeceğimi söyledim. Fakat Filistin halkına bu bedel ödetiliyor. Gazze halkına bu bedel ödetiliyor. Hamas orada yuvalandığı için orada destek bulduğu için ama bu biraz geç. Belki de Amerikan uçak gemilerinin ve destroyerlerinin neyse artık hava gücünün Akdeniz'e gitmesinin bir nedeni de bu. Belki de demeyeyim nedeni bu. Yani bu İsrail'e destek işte İsrail'in arkasında durma yanında hizalanma gibi verilse de işin bir diğer tarafı da Doğu Akdeniz'i ve orada olası Orta Doğu'da olası bir takım gelişmeleri kontrol etme ya matuf. Yani iki uçak gemisini göndermiş. Ee, biri Gerald Ford. Bu Gerald Ford'u e, uçak gemisini hatırlarsınız. Damat Selçuk Bayraktar bundan çektiği fotoğraf ve videoları paylaşmıştı 25 Ağustos'ta. Evet böyle paylaşmıştı Gerald Ford'dan Amerikan askerleriyle uçak gemisinde. Şimdi işte bu uçak gemisi. İsrail açıklarında, Gazze açıklarında. da öyle. Eee destroyerler var, başka işte e, denizaltılar var, hava gücüyle filan. Amerika'nın bölgede olması tek başına e, İsrail'e destek değil. E, Amerika'nın bölgede olması, bölgede olası kontrolden çıkmaya ee, ...hazır, ne bileyim fitili ateşlenmiş vesaire savaş veya gerginlik veya kontrol dışına çıkabilecek hareketleri de önlemeye matuf. Hizbullah'ıyla, İran'ıyla, Suriye'si, Mısır, Ürdün'ü ve Lübnan'ıyla birlikte söylüyorum. Yani bir tür jandarmalık için orada. Binlerce Filistinli refah sınır kapısında bekliyor. Öyle, başta da söylediğim gibi. Bekliyorlar ama kapı duvar ee, ceplerinde. Avrupa pasaportu, İngiliz pasaportu olanlar dahi çıkamıyor. O arada oradan bir insani yardım koridoru açılması gibi bir şey söz konusu ama bu olacak galiba. İlerleyen günlerde bu sağlanacak. En azından refah sınır kapısından Gazze'de yaşayan insanlar rın hayatı riske girmesin diye bir takım yardımlar veya işte konvoylar falan devreye girecek. Bu da harita. İşte bu iki güzergah üzerinde insanlar kuzeyden güneye doğru göç ediyorlar. Birisi sahil yolu bir de iç yoldan yani Gazze'de durum değişti. Yani tam anlamıyla değişti. Orada bir or, orada kurulan 2002 2006, 2005'ten 2006'dan sonra kurulan hayatlar tamamen değişti. Artık alt üst oldu. Bambaşka hayat kuracak insanlar kurabilirlerse yeni Gazze şeridinde veya yeni bölgelerinde. Ha oradan dünyaya acaba mülteci dünyaya iltica ederler mi? Dünya ülkelerine dağılırlar mı? Böyle bir imkan şu aşamada görülmüyor. Gazze'nin bittiği yerde, güneyde refah sınır kapısı var. Sina çölüne açılıyor. Orası çöl, devasa bir çöl. Sina yarımadası ve işte o bölge Mısır toprakları ama çöl. Orada yaşanacak bir alan yok. Gene doğusu, kuzeyi, doğusu ve kuzeyi İsrail hali hazırda o, o tarafa zaten geçecek halleri yok. Yani çok fazla yaşanabilecek bir alan değil, gidebilecekleri bir yer yok. Gerçekten kaçabilecekleri, gidebilecekleri bir yer yok. Denizde de abluka devam ediyor. Balıkçıların bile sadece belli alanlarda avlanabilmelerine veya açılmalarına izin var. Amerika'da nefret cinayeti, evet. 6 yaşındaki Filistinli çocuk öldürüldü, annesi de ağır yaralanmış. Polisin tespitine göre İsrail-Filistin çatışmasının etkisiyle çocuk Müslüman diye öldürmüş. 71 yaşındaki Amerikalı fotoğrafta görülen. Bunu netice veriyor. Yani işte böyle yanlışlıkları netice veriliyor. Geçen haftaki yayında söylemiştim. İngiltere'de dört Yahudi, Yahudi okulu onlara dönük e, tepkisel durumdan dolayı kapatıldı. Ya bunlara gerek yok. Yani o Yahudi okulu ve orada okuyan çocukların ne kabahati, ne günahı var. Ama işte bir noktadan sonra öfke kabarması ve bu konuda bir şey de yapılmaması, bu konuda adım da atılmaması sivilleri, ben bunu kendi içimde çözerime. Kendi adaletimi kendim temin ederim.e yönlendiriyor veya öfke öyle bir noktaya geliyor ki artık sıra dışı hareketlerde bulunuyor. Yapmaması gereken suç, savaş suçu, nefret suçu diyebileceğimiz, savaş suçu değil de nefret suçu diyebileceğimiz hareketlere yöneliyor. Savaş suçu işlenirken Batı'nın sessiz kalması dünyada nefret suçunu tetikliyor. Alman Bild gazetesi ki Almanya'nın en etkili gazetesi 2014'ten bu tarafa Almanya Yahudileri Merkez Konseyi Başkanı'nın Barbarlar aramızda başlıklı yazısını Filistin'e destek eylemi yapan Filistinlilerin fotoğrafını kullanarak yayınlıyor. Yani ve zaten Almanya'da da işte bu tür eylemler vesaire gösterler e, yasaklanmış durumda izin verilmiyor. Yani Londra'daki başta gösterdiğim fotoğraflara bakmayın Londra'da çok geniş katılımlı hafta sonu eylemler yürüyüşler protestolar oldu en ufak bir çatışma çıkmadı bir pürüz olmadı polis nezaret etti vesaire ama her yer Londra değil bunu gösteriyor Türkiye'de bir kendini bilmez Türkiye Yahudileri vatandaşlıktan atılsın diye bir tak açmış falan İşte böyle bir noktaya gidiyor yani Türkiye Yahudileri niye vatandaşlıktan atılıyor bu soruyu sormak da abes. Ama bunu kendini bilmez e, gazeteci, görünümlü kişiler yapınca veya işte efendim sosyal medya fenomeni kişiler yapınca da iş başka bir yere giriyor. İşte Haskaloğlu mu ne? Kimse bilmiyorum. Nevzuhur bir adam. Türkiye neden seyrediyor? Şimdi mesele bu. Türkiye neden seyrediyor? Herkes Erdoğan'ın tavrını, Erdoğan'ın açıklamasını işte ağırbaşlı bir tavır işte diplomatik olarak söylenmesi gerekeni söyledi diye bakıyor ama Erdoğan tabiatındaki birine esasen yakışan bir tavır değil bu. Ve çok sessiz, çok tepkisiz ve takip ediyor. Temmuz ayında bu fotoğrafı vermişti Hamas lideri El Haniye ile. İsmail Haniye. Şimdi bu fotoğrafı ne zaman verdi tam olarak onu da söyleyeyim size. Twitter'dan paylaşıldı çünkü AKP resmi Twitter hesabında Filistin Devlet Başkanı Abbas ve Hamas siyasi büro başkanı Haniye ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi diye Erdoğan bu fotoğraflar paylaşıldı. Üçlü. Evet yani son derece samimi bir fotoğraflar. Hele şu fotoğrafa bakar mısınız yani? Onun için özellikle bunu ekrana getirdim. Temmuz ayı. 2-3 ay önce. 2-3 ay önce bu fotoğraf paylaşıldı. İlginç. Ee, ve bu fotoğraftan sonra işte efendim Türkiye devrede. E, ve taraflar bir araya geliyor. Ve işte efendim konuya bir çözüm bulunacak. Filistin'de çok başlı yapı falan ortadan kaldırılacak falan gibi sundular. Hiç de öyle olmadığı, herhangi bir etkisinin olmadığı ortaya çıktı. Taraflar dediği de işte bu taraflar. Biri Filistin devlet başkanı, ortadaki Hamas lideri Halit Meşal, yanında da onun başkan yardımcısı. Ki bu fotoğraf 2016'da Katar'da çekildi. 2016'da Halit Meşal, Hamas'ın lideri pozisyonundaydı. Onun yardımcısı pozisyonundaydı İsmail Haniye. Mahmut Abbas da Birleşmiş Milletler'de olmayan, kimsenin de pek tanımadığı Filistin devlet başkanı pozisyonunda. 2016 Katar'da çekildi. Katar niye önemli? Katar çünkü bu isimleri himaye eden devlet. Küçücük bir devlet, devletçik ama şu anda Hamas liderleri burada Halit Meşal de orada İsmail Haniye de orada ve Katar ev sahipliği yapıyor bir yönüyle ve yine Hamas belli Hamas unsurlarına Türkiye ev sahipliği yapıyor böyle bir durum var böyle sıkışmış bir durumdasın şimdi pozisyonlara bakın şimdi 2016'daki pozisyon buydu Halit Meşal Hamas lideri siyasi büro şefi diye geçiyor da literatürde aslında Hamas lideri yani. İsmail Haniye de Hamas başkan yardımcısı pozisyonundaydı. Sizi 2007'ye götürüyorum. Tanıdınız mı ortadaki şahsı? Ekmeletin İhsanoğlu. İslam Konferansı Örgütü Genel Sekreteri. Şimdi İslam İşbirliği Teşkilatı oldu galiba. Önemli değil isim değiştirse de teşkilat aynı. O zaman onun genel sekreteri sıfatıyla Suudi Arabistan'daydı. Bu fotoğraf Cidde'de çekildi. 10 Şubat 2007. Solda Halit Meşal Yine Hamas lideri, da Hamas'tan çıkmış ve yeni başbakan olmuş İsmail Haniye, Filistin başbakanıydı o zaman. Çabuk unutuyoruz, hatırlamıyoruz. Ve o günlerde e, Mahmud Abbas, devlet başkanı sıfatıyla Hamas'ı, Hamas'ı, Hamas'ı hükümetin başına getirdi Filistin'deki. Filistin Başbakanı olarak ilan etti İsmail Haniye'yi. Ve İsmail Haniye Filistin Başbakanı olarak dolaştığı temaslarda bulundu. Şu oldu bu oldu. Sonra döndü tekrar Hamas'ın Halit Meşal'in yardımcısı oldu. Sonra da şimdi Hamas lideri. Evet. Bu tür konuları değerlendirirken e, iyi bakmak gerekiyor. Ama toparlarken e, sadece şunu söyleyeceğim. Yeni bir Gazze. Yeni bir gaz, yeni bir Gazze ya da yeni bir e, süreçten bahsediyoruz. Yani Gazze'de harita değişecek. Rehineler hiçbir zaman hedef olmadı. onu da belirttik. Rehineler teslim edilsin edilmesin, İsrail'in İsrail bir takım hedef e, belirlediği hedeflere doğru yürüyecek. İlk anda Gazze'nin işgali planlandı ve savaş ilan edildi. Devamla e, ülkede, İsrail'de bir birlik tesis edildi ve bütün bunlar ilk 48 saat, 72 saat içinde oldu bitti. Ve e, maksat hasıl oldu bir yönüyle. Batı sözlerine, Batı başkentleri özellikle Hamas'la başlayıp Hamas'la bitiriyor. Baştan beri de söyledim. E, Gazze'deki insanlık dramına dikkat çekince Hamas'a destek vermiş oluyorsunuz. Yerinde bine bassınlar yani. Sonuçlara bakıyor musunuz? S sadece şu sonuçlara bakıldığın, bakıldığında bile lanetlenmesi gerekiyor. Ee, ve neticede Gazze şeridinde yaşayan insanların yarıdan çoğu yerini değiştirdi. 7 Ekim Cumartesi günü girişilen terör eyleminden sonra şükür secdesi yaptı İsmail Haniye. Bunun için mi yaptı? Yerle bir oldu Gazze ve olacak daha da. Oraya gidiyor iş. Bunun için mi? Bunun için miydi? Dönüp bunu sorması gerekiyor Filistinlilerin de elbette ayrı bir konu. Amerika'ya ne işin var Ortadoğu'da diye soracağınıza ne işi var İncirlik Üssü'nün Adana'nın hemen burnunun dibinde diye sorması gerekiyor Türkiye liderliğinin ama mesele o değil. Ortadoğu'daki eylemlerin hiçbir dünyada hiçbir tesiri yok ama dikkatimi çekti. Türkiye'de de doğru dürüst eylem yapılmadı ve e, batıda esasen bu tür eylemlerin veya bu tür yürüyüşlerin olması önemli karar mekanizmalarını etkilemesi açısından o açıdan hafta sonu Londra'da yapılan eylemler Gazze halkına destek eylemleri o yönüyle önemliydi fakat Türkiye liderliği henüz bu konuda e, yönünü belirleyebilmiş gelişmeleri tam okuyabilmiş anlayabilmiş hangi kampta duracağına ve e, neyi destekleyecek neyin yanında duracak neyin arkasında duracak veya neye ne şekilde tepki verecek bunu belirleyebilmiş değil. Bu zaten Türkiye'deki eylemlerin veya işte Türkiye'de cuma çıkışı yaşanan gösterilerin filan ölçüdür bu veridir. E, ona baktığınızda da görülür. Türkiye'de bir eylem olduğunda Türkiye liderliği, polisi, jandarması önünü açar. Karşısında da durmaz. Ne kadar kalabalık toplanıyorsa toplanır ama olmadı. Bu da zaten e, büyük sessizliği anlatıyor. Erdoğan sessiz, Türkiye tepki vermiyor, veremiyor. Öteden beri. İsrail söz konusu olduğunda, Filistin meselesi söz konusu olduğunda bu konuda elinden geleni ardına komuyan Ankara çokça malzeme olmasına rağmen sesini çıkaramıyor. Belli ki bir süre daha sessiz kalacak. Bitirirken Mehmet Altan'ın şu sözüyle tamamlayalım yavaş yavaş. Sonuçta yaşları nedeniyle bu yüzyılın ortasını bile göremeyecek ihtiyarlar. Bu yıldızı yaşama şansları olan çocukları öldürüyorlar. Hangi kutsal gerçek çocukların hayatından daha önemli diye sormuş. Kesinlikle öyle. Türkiye'den hiç haber yok mu? Türkiye'de olan hiçbir gelişme şu aşamada yani son bir hafta on gündür kayda değer bir gelişme yok. Üzgünüm yok yani. Ama son derece vahim bir tablo olması açısından ekrana getireceğim. Son, son derece vahim bir tablodur. Son derece vahim bir gelişmedir. Yaşananların sonucudur adeta. Sağlık Bakanlığı doktor atamaları. Sadece bunu verip bitireceğim. Bütün kadrolar boş kalmış. 2023 için açtığı ilk ilanda 2669 kişilik uzman tabip kadrosuna sadece 39 atama yapılmış. İkinci kere ilana çıkılıyor 2739 kadro. 774'ü bulmuş rakam. Pek çok çocuk cerrahisinden pek çok alana kadar pek çok şeyde boş. Adana'da açılan hiçbir kadroya yerleştirme olmamış. Koca Adana'dan bahsediyorum. Türkiye'nin dördüncü büyük şehri. Peki Sağlık Bakanlığı ne yapmış bunun üzerine? Üçüncü kez ilana çıkmış ve 65-72 yaş arası hekimler için de kura hazırlığı başlamış. Son 10 senede gelinen nokta. Doktor kalmadı memlekette. Olan da işte 39 ilkinde ikincisinde 774. Bir daha çıktığında belki onu da bulamayacak diyor ve bir manşeti daha kapatıyoruz. Bir sonraki yayında buluşmak umuduyla. Hoşçakalın.